Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Evet, şimdi de Şangay'a gidiyoruz. Garanti BBVA Şangay temsilcisi sevgili Noyan Rona ile beraberiz. Noyan Bey, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Orada bayramınız var. Cumhuriyet Bayramı Çin'de. Günaydınlar. İyiyim, sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Evet, bugün Çin'deki en uzun süreli iki bayramdan bir tanesi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü kutlanıyor. O bakımdan her yer tatil şu anda. Tatil olunca piyasalar da tatil. Ama bu arada tabii PMI veriler açıklandı. Bu PMI verilerinde göstergeler ne diyor Çin'in ekonomisiyle ilgili? Siz ve ben bu konuda Çin'le ilgili en iyimser iki insandan biriyiz ama siz oradasınız. Ben de burada sizi referans alarak hep burada havam atıyorum. Diyorum ki siz böyle diyorsunuz ama Noyan Bey öyle söylemiyor. Çin'den gelen veriler ne olursa olsun Çin'in ekonomisinde bir sallanma olsa bile asla yıkılma söz konusu değil. Çünkü çok sıkı bir ekonomi politikası izliyor Çin hükümeti. Ben de sizi referans gösteriyorum Noyan Bey. Çok büyük hava atıyorum yani burada, bildiğiniz gibi değil. Rica ederim. Ben sizi mahcup etmek istemem ama gerçekten yani burada da tabii buranın bir ortamı var. Buradaki rakamlar, buradaki genel ekonominin dönüşü. Dolayısıyla batıdaki kadar endişe verici hissetmiyoruz burada kendimizi. O bakımdan inşallah sizi de yanıltmam. Ama tabii biz de tedbirli olarak değişik açılardan bakmaya çalışıyoruz olaylara. Çin'in de zayıf tarafları var. Düzeltmesi gereken konular var. Ancak yine de Batı'da görüldüğü kadar bir felaket durumu yok. Mesela ben 10 yıldır, 15 yıldır emlak krizi olacak diye bekleniyor burada ama öyle bir şey olmuyor. Evet, düşüyor, çıkıyor ancak öyle bir kriz haline gelmiyor. Veya döviz bakımından öyle bir şey olmuyor. Dış ticarette böyle bir şey olmuyor. Evet, içeride bazı yapısal sorunlar var, reform beklentileri var. Özellikle devlete ait şirketlerin reforma tabi tutulması gibi ama Çin zaten 40 yıldır zaten reform yaparak geliyor. Dolayısıyla reform yapmaktan korkmayan bir şey var. Burada devlet var. O bakımdan yani yanlışsa da düzeltmenin yolu var. O bakımdan fazla karamsar olmaya bence yok. Gerek yok. Ama tabii çok fazla aşırı iyimser bulutların üzerinde değil de bir canım. Durum yok tabii. Yani her şeyi gerçekçi olarak. Ya beni orada aslında en çok heyecanlandıran ne biliyor musunuz Noyan Bey? Çin'in ekonomisinde baktığımda, incelediğimde çok büyük ama büyük olduğu kadar da çevik ve hızlı nasıl olabiliyor? Yani bu kadar büyük bir yapı nasıl çevik ve hızlı olup anlık kararlar verip ve bunu bir an önce uygulamaya koyabiliyor? Yani bir sanki büyük ama startup gibi hızlı ve çevik bir ülkeden bahsediyoruz. Bu benim hani hayranlıkla seyrettiğim bir ekonomi yönetimi. Evet tabii ama devlet her birimde var. O bakımdan herhangi bir sorun ortaya çıktığında en aşağıdan başlayarak yukarıya süratle gidiyor ve yukarıda da süratle bu gözlemleniyor ve aşağının da şeyine bakıyorlar, önerisine de bakıyorlar. Yani ona da dikkat ediyorlar. Mesela burada herhangi bir kanun teklifi verildiği zaman beni bile çağırıyorlar. Yani bu konuda bir fikrim var mı diye, ki birkaç tane kanun teklifinde yaptığım değişiklik önerisi kanun metnine girdi. Yani burada böyle çok büyük bir konsensus var ve bir tartışma ortamı var. Zaten Çin'de bir deyim vardı. Yani her konuyu tartışabiliriz diye bir deyim var. O bakımdan belli bir fikir oluştuğu zaman bu süratle yukarıya gidiyor ve yukarıda da tabiri caizse ince bir ayarla bu uygulamaya konuyor. Eğer uygulamada bir yanlışlık görülürse tekrar geri geliniyor, tekrar düzeltiliyor. Deneme yanılma ve sürekli değişimle, çabuk karar almakla bu işler böyle gidiyor. Yani Çin'in de bu kendine özgü yapısı böyle. Zaten 40 yıldır yaptığı işin başarısı da belki bunlardan bir tanesinin sebebi de bu. Peki PMI verileri ne söylüyor? Evet. Ne diyor? PMI bu sefer daha iyi geldi. 50.1 olarak geldi imalat PMI'yi. Daha önceki ay biliyorsunuz 49.4'tü. Burada biraz üretimin iyileşmesinden kaynaklı bir iyimserlik var. Ancak siparişler hala zayıf. İhracat siparişi de düşme eğiliminde. İlerisi için bu biraz endişe yaratıyor.
Avrupa Birliği ve ABD'den taleplerde düşme eğilimi var. Bunlar PMI'yi etkiliyor. Ancak mesela Birleşik PMI yine 50'nin üzerinde geldi, 51.7 geldi. Büyük şirketlerin, büyük çaplı şirketlerin, büyük ölçekli şirketler yine %50'nin üzerinde, %51.1. Ancak orta ve küçük ölçekli şirketlerde 50'nin altında kaldı yine. Zaten en çok problem de burada. Yani bir tanesi %49, öbürü %48. Sorun biraz burada. Yani özel şirketler, küçük çaplı şirketlerin beklentileri pek daha karşılanmamış durumda. Mesela hizmet PMI de düşük, %48.9. Burada tabii perakende, havayolu taşımacılığı, yeme içme, konaklama gibi sektörlerde %45'in altında bir oranlama var ki epeyce düşük. İnşaat sektöründe biraz artış var, %60.2'lik. O da tabii devletin ekonomiyi geliştirmek için, tahrik etmek için yaptığı yatırımlardan kaynaklanıyor. Özellikle altyapı yatırımlarından kaynaklanıyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bile sanayi şirketlerinin karlılığı da açıklanmıştı. Onda da %2.1'lik bir şey vardı, düşme vardı. Ancak bu bile olumlu yorumlandı. Çünkü bir önceki ay %13.4'lük bir düşme vardı. O bakımdan şimdi ümitler biraz daha iyimser tarafa doğru gidiyor ve yılın son çeyreğinde tabiri caizse her şey ne olacaksa son çeyrekte olacak diye bir beklenti var. Ayrıca hesaplar, mesela cari hesaplarda cari fazlalığı $166 milyar dolarlık bir cari fazlası var. $166 milyar dolar. %43 artış var, GDP'nin 1.9 oranına eşit. Burada tabii büyük oranı mal ticaretinden kaynaklanıyor bu artış, ama hizmet ticaretinden de açık veriyor. %33'te açığı var. Yani bir de böyle bir durumu var. Çok ilginç bu. Rusya'nın da mesela ihracat fazlasının 168 milyar dolar olduğu, yani 66-67 milyar dolarda Rusya'nın geçtiğimiz seneyle bu sene arasında bir dış ticaret fazlası vardı. Çin'in cari fazlasının da 166 milyar dolar olması hakikaten çok enteresan. Bayram olduğu için biraz piyasalar sakin orada. Siz de nispeten daha sakin bir gün yaşıyorsunuz. Önümüzdeki hafta bakalım rakamlar ve enflasyon açıklandıktan sonra neler olacak? Çin'deki veriler bize neyi gösterecek? Onu merakla bekleyeceğiz ve sizden yine o enfes yorumları almaya devam edeceğiz. Noyan Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi haftalar diliyorum. Enerjiniz bol olsun, sağlığınız yerinde olsun. Sağ olun, sizin de. Hoşçakalın. Çok teşekkürler, sağ olun. Efendim, Noyan Rona'ya çok teşekkür ediyoruz. Önce Amerika ve Avrupa piyasalarını aldık, Türkiye'yi öğrendik ve Uzak Doğu'ya geldi sıra. Uzak Doğu'yu da öğrendikten sonra, anladıktan sonra şimdi Cenk Akyoldaş'la beraber piyasalardan manşeti beraber atacağız. Evet, bekleyiniz efendim, az kaldı. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu.